Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere mesleğimizle ilgili önemli hatırlatmalarda bulunacağım. Fiyat farkı neden çıkıyor? Muadil ilaç konusu ve diğer önemli noktaları sizlere aktaracağım. Bu videoda sizlere mesleğimizle ilgili önemli hatırlatmalarda bulunacağım. Önce eczanelerde sıklıkla sorulan bazı sorulara cevaplar vereceğim. Daha sonra da günümüz iletişim çağında sıklıkla rastladığımız internetten alışveriş ve sizleri yanıltma ihtimali olan konulara açıklık getireceğim. Çeşitli tavsiyelerde bulunacağım. İlk olarak muayene ücreti neden eczanelerde alınıyor sorusuyla başlayalım. Sanırım bu işlem hastanelerde olan yoğunluğu hafifletmek için eczanelerce alınması uygun görülmüş. Tahsil edilen ücret tekrar ilgili kuruma bizler tarafından aktarılmaktadır. Yani muayene ücreti eczacılarda kalmamaktadır. Muayene ücreti geriye dönük işlemekte ve reçeteniz eczanede karşı karşılandığında ancak belli bir tarihe kadar olan muayene ücreti ödenmiş olmaktadır. Bunlarla ilgili detaylı bilgiyi reçetenizi karşılayan eczacınızdan öğrenebilirsiniz. İstendiğinde muayene ücreti için mali değeri olmayan yazar kasa fişi verilmektedir. İkinci çok sorulan soru ilaçlardaki fiyat farkı. Bazı ilaçlarda fiyat farkı çıkmaktadır. Bu da şu şekilde gerçekleşmektedir. Eczanelerde iki tür ilaç fiyatı uygulanmaktadır. Birincisi SGK reçetesi olmadan nakit alındığında istenen tutar, diğeri SGK'nın karşıladığı reçeteli ilaç fiyatı. Bu uygulamada ilaçlar arasında fiyat farkı vardır. Bazı ilaç firmaları aradaki farkı kendileri karşılarken bazıları da bu farkı karşılamamaktadır. Eğer siz bu fark isteyen firma ilacını alıyorsanız eczacı ilaç farkı bedeli olarak bunu sizden istemektedir. Bu ilaç farkını karşılayan firma ilacını alıyorsanız fark çıkmamaktadır. Bu bilgiler reçete dökümünde yazılı olduğundan tereddüt ederseniz bu belgeye eczacınızdan isteyip bakabilirsiniz. Diğer sık sorulan soru Muadil ilaç almamda bir sorun var mı? Eşdeğer yani muadil ilaç, orijinal ilaç ile aynı derecede tedavi edici etkiye sahiptir. Eşdeğer ilaçları etkililik, güvenilirlik ve kalite açısından şüphe etmeden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Eşdeğer yani jenerik veya muadil ilaç, piyasaya ilk çıkan orijinal ilaç ile aynı miktarda maddeye aynı uygulama yoluna sahip olan ve aynı düzeyde etkili olduğu Bilimsel çalışmalar ile gösterilmiş ilaçlardır. Aynı orijinal ilaçlar gibi Sağlık Bakanlığı ruhsatlıdırlar. Bazı orijinal ilaçlarla muadilleri arasında da fiyat farkı çıkmaktadır. Bunun da bilinmesi önemlidir. Depresyon ilaçları ve bazı alerji ilaçları aynı antibiyotiklerde olduğu gibi doktor reçetesi olmadan eczanelerden alınamaz. Sizin sağlığınız için önemli olan bir uygulamadır bu. Lütfen dikkate alınız. Bazı internetten satılan ve reklamı yapılan ürünler üzerinde veya tanıtım afişlerinde bağışıklık sistemi güçlendirerek hastalıklardan korur, hızlı ve güvenli zayıflama sağlar, astımı, bronşiti tedavi eder, antiromatizmal etki eder, grip ve soğuk algınlığını tedavi eder gibi yazılar varsa satın almayınız ve kullanmayınız. Yine ürünler üzerinde bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmaları yok eder, saç çıkartır, cinsel gücünüzü artırır gibi yazılım mesajlara da inanmayınız. Bu cümleleri ancak uzman doktorunuz veya eczacınız söyleyebilir. Lütfen onların tavsiyelerine uyunuz. Reçete edilmiş ilgili ürünleri de güvenli olarak sadece eczaneden alabilirsiniz. Eczacınız uyarıyor. Sahte ilaçlar eksik tedaviye beklenmeyen etkilere ve hatta ölümlere neden olabilir. İlaçları sadece eczanelerden alınır. Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı hastaların tedaviye cevap vermesini azaltır. İlaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlanmasına ya da tedavinin uzamasına neden olur. Doktorunuzun reçete ettiği ilaçlarınızı eczacınıza danışarak kullanınız. İlaçlar Tedavi süresince doğru dozda, doğru zamanda ve doğru uygulama şekliyle kullanılmalıdır. Satın aldığınız kozmetik ürünün kayıtlı ve güvenli olup olmadığını cep telefonlarınıza ücretsiz indirebileceğiniz UTS mobil uygulaması sayesinde kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Ağrı kesicilerin bilinçsiz kullanımı sağlığınıza zarar verebilir. İlaçlarınızı hekim önerisiyle veya eczacınızın danışmanlığında kullanınız. Antibiyotikler virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarda antibiyotikler faydalı olmaz. Antibiyotikler gereksiz yere yaygın ve yanlış kullanıldığında hızla direnç gelişebilir. Antibiyotik direnci bakterilerin antibiyotik alındığında bile çoğalabilmeleri ve canlılıklarını sürdürülebilir sürdürebilmeleri durumudur. Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonlara karşı en etkili silahımızdır. Hekiminiz reçete etmedikçe antibiyotik kullanmayın. İnternetten satılan ilaçlar ve bitkisel destek ürünleri sahte olabilir. İlaçlarınızı sadece eczanelerden alınız. İnternet, televizyon, sosyal medya gibi mecralarda kısa sürede zayıflama ve cinsel gücü artırır vaadiyle satış ve tanıtımı yapılan ürünler sizi sağlığınızdan edebilir. İnanmayın, ağrı kesicileri rastgele kullanmayınız. Doktorlar kişinin hastalığına ve diğer kullandığı ilaçlara göre reçete yazmaktadır. İnternet, sosyal medya, televizyon gibi mecralarda koronavirüsü yok ettiği, hastalığı iyileştirdiği beyanıyla satış ve tanıtımı yapılan ürünlere itibar etmeyiniz. Lütfen doktor veya eczacınıza danışınız. Evet sayın izleyicilerim, biraz önce anlattığım uyarılara lütfen Uyunuz ve bu uyarıları sevdiklerinizle de paylaşınız. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olmuştur. Kalın sağlıcakla.